haber vermemiz, işte bir görüşme noktasındaki toplantımızın amacı Turgut Spor'la ilgili süreçle ilgili bir konuşmak, işte bir şeyleri paylaşmak. Bir süredir işte Turgut kamuoyunda hani Turgut Spor'la ilgili bir hareketsiz kalındı, işte ne oldu ne bitti şeklinde belki bir merak sahip uyandıran bir pozisyon vardı ama bu konuda da tabii başkanımla görüşmeden bir izah vermek istemedik. Çünkü o da geçen dönem kendisi de hem özveriyle işte takımın en kötü döneminde elini değil o da bedenini taşın altına koydu. Bir çaba gayret gösterildi. İşte son maça kadar gelinen bu süreçte bildiğiniz gibi maalesef hepimizi de kahreden bir final yaşadık ama bu bizi tabii hem çok üzdü, çok bu noktada da yani yeni dönem konusunda da bir o kadar da tabii kamçıladı. Tabii biz belediye olarak da, kişisel olarak da o dönemde işte elimizden geldiği kadar işte destek vermeye yani çalıştık. Yani sonuçta Turgut Spor, Turgut'un markası ve bunu tabii sahipsiz bırakmamız mümkün değil. Yani biz orada görev alan arkadaşlarımıza o desteğimizi her ne şekilde olursa olsun yine verdik, vermeye de devam edeceğiz. Bugün işte yaptığımız istişare ve görüşmeler sonrasında Sayın Mustafa Kocatürk tabii Ege bölgesinde birçok alanda yatırımları olan, işte okullarla bağlantılı olan bir iş adamı arkardeşimiz, kardeşimiz. Zannediyorum o pozisyonda da yeni dönem için hani biraz ben dinleneyim istiyor. Yani bu konuda işleriniz yoğunluğu sebebiyle bir görevinden herhalde bu konuda aslında düşünüyor da. Öyle mi başkanım? Ama tabii neticede hani karşılıklı bir mutabık kaldığımız husus yani sonuçta biz bu kulübün arkasında yani benim aktif olarak bir şeyimiz yok ama hani yine desteğimizi devam ettireceğiz. O süreçte hani belirsizliğin ortadan kalkması adına ki kendisi zaten biraz sonra yine düşüncelerini paylaşır ama geldiğimiz noktada yani önümüzdeki dönem yeni bir kongre sürecinin de bu kulübe zarar vereceği konusunda yani mutabık kaldık çünkü bizim işte amacımız Turgut Spor'un zarar görmemesi. Bu noktada da işte hep söyledik geçmişte Turgut Spor'u zaten ikinci lige çıkaran da yine başkanımız. Bizim onun hak ve menfaatleri noktasında yeni bir